Elçiler düellosunda ilk düellomuz Ebrar ve Kübra ile olacak ve kayınvalideleriyle yemeğe çıkacaklar. Ben o yüzden hemen ilk düellomuzu Ebrar ve Kübra'yı sahneye davet ediyorum. Vay vay vay, gerçekten tam bir eltilerin düellosu. Yalnız evet, sarışın elti seni yer gibi böyle bir havayla yürüyor Ebrar'cığım. Bilmem, benim kozum karnımda. Ha, senin kozun. Pardon, dikkatimi çekmedi benim. Senin kozun karnında. Evet ya, ben hamileyken çok, yani hamile konseptinde çok eleştiri almıştım. Bari burada bir şıklık yapayım dedim. Yap, senden önce davran. Ben büyük gelin, ben çoktan çocuğumu yaptım bile. Buraya evdeler. Bütün kilolarını verdin. Evdeler çoktan. Peki hemen jürimize dönelim ve Raşit Bey ile başlayalım. Başlayalım. Elçiler düellosunda. Yemeğe gidiyorsunuz siz kayınvalideyle. Öğle yemeği. Öğle yemeğine gidiyorsunuz. Evet. Ya bir kere kalem etek inanılmaz yakışmış sana. Bu fön falan, bluzun falan, gerçekten bayıldım. Fiziğin, yani ben fiziğini ilk defa bu kadar ortaya çıkaran güzel bir kıyafetle gördüm seni. Çok sevdim. Çantayı beğendim. Aslında böyle, bu biraz gece çantası bu, yani gündüz çantası değil. Parladığı için, yani bazen var öyle insanlar gerçi, daha böyle Coco Chanel mesela detay seven. Selin de bizim mesela çok süslü. Yok, duru bir su damlası gibidir. Ben hiç Coco Chanel yaptığını görmedim. Hayır, diyorum ki az önce konuşuyoruz. Gece diyorum ben şey yaptım, dışarı çıktım. Diyor ki bana, ben de gelirim de böyle gelebilir miyim, evet, diyor. Evet, ne var buna, gelemez miyim yani? Ben diyor senin ciğerciyim diyor, böyle gelebilir miyim diyor. Dedim gelirsin yani. Güneş yani gibi doğar. Hayır, bana dedi ki böyle fazla biraz. Ne olacak dedim, ben senin ciğercim dedim. İnsanlar alışmıştır dedim benim şaşalı giyimime. Aynen. O yüzden seni böyle değerlendiriyoruz da yani. Ayakkabı tercihini çok beğendim. Böyle bir renk katma oraya güzel olmuş. Çantan daha mat olsa ben daha çok tercih ederdim. Buradaki bu böyle altın detayı çok anlamlı. Kayınvalidemi fazla taktı altınlar. Hani gelin eltimine gidiyorum ya. Şimdi o takar, ben takmam, olmaz öyle. Ya yani. ben bu kadar böyle dedim, modern bir tavrı, onu fazla Alaturka buldum. O takı yani tercihini. Yani orada sen diye çok güzel bir işte tek taşını takıp öyle bir topa girmeyebilirdin ille de, yani kayınvalidin onu göstereceksin diye bence. Böyle şeylerin gösterilmesinde ben saçma buluyorum ya, ille de taktı diye işte onlar falan gibilerinden, bilmiyorum. Ebrar'a gelince de hamilesine elbise tercihin gayet güzel. Gömleğine bayılmadım. Gömleğin böyle yakasının düşük olması falan. Belki hani buradan böyle bir kolu daha böyle bir karpuz olsaydı, bir şey olsaydı daha iyi olabilirdi. Veyahut da dikiş yeri gözükmeseydi daha iyi olabilirdi. Oradan gözüküyor mu ya? Bayağı gözüküyor. Etek boyu fena değil. Bir santim daha kısa olsa daha çok sevebilirdim. Ayakkabı tercihini beğenmedim. Bunun yerine beyaz bir ayakkabı isterdim ben. Daha temiz ve clean gözükürdü, fresh gözükürdü. Senin yeni lafı fresh bu arada yani. İngilizce biliyorum ya, ne yapayım? Pardon. Türkçesini unutuyorum. Başladın mı İngilizce derslerine? Yok, daha hoca bulamadım ki kendime. Var mı? Bulalım sana İngilizce hemen hoca ya. Var mı? Eve gelip buluruz. Öğretecek. Buluruz, tabii ki buluruz. Var, Alya'nın da var. Sorarız. Ciddi var mı? Evet. Ha, okey, bana da öğretir mi? Aileyle benim yaşım aynı zaten. Sen var, matematik var, İngilizce var. Ne hoca istiyorsun? Mesleği bırakmak isteyen bir hoca varsa. Bu kadar benim yorumlarım. Peki, teşekkür ediyoruz Veselin Hanım. Kızlar, ikiniz de çok güzelsiniz. Gerçekten tam bir elti yarışı gibi yani belli oluyor. Senin altınları takman böyle bir hani bir hala o şeyden kurtulamamışsın. Yani hani hala ben şeyindesin hala. Baskın karakter. Baskın benim karakterinde yani. Çıkamamışsın ondan. Ondan sonra ben severim böyle şeyleri, hiç problem değil. Dediği gibi Raşit Bey'in Alaturka durmuş ama hani o başka bir şey olduğu için Raşit onu anlamaz, boş ver. Elti yani. Evet, elti. Kalem etek çok yakışmış, gömlek çok yakışmış. Çok. Ayakkabıyla şeyin uyumu da çok güzel. Farklı bir şey de olabilirdi. Saçına bayıldım. Ebrar'a geçmek istiyorum. İkiniz de çok iyisiniz, düşüneceğim. Ebrar'ın elbisene bayıldım. Ayakkabına birazcık hani çok arada kaldım ama hani gene o krem rengi falan olduğu için kırmızıya birazcık uyabiliyor. Ya botları çok denedim de hepsi boyunu, bacak boyumu çok kesti. Evet, saçını ve makyajını çok beğendim bu arada. Onu söylemek istiyorum. Senin de aynı şekilde ama senin o saçını falan toplayışın, hani bir de hamile oluşun, hani o masumiyet yüzüne yansımış. Beğendim, elbisenin kumaşı çok güzel. Tam bir gelin elbisesi yani. O kadar söyleyeceklerim. Teşekkürler. Kavga edin. Teşekkür ediyoruz ve Bilge Hanım. Kaç yıllık evlisin Kübra?
7 falan. 6-7 evet. Efekti var sende. Sen yeni gelin. Evet, 1,5-2 yıl. Hiç anlamadığım için. Sen daha yenisi. Fönünü çok sevdim. Ama o çantayı, o ayakkabıyı özellikle de hani o eteği seçen kadın 7 yılın üstüne o şeyi takmaz, bilezikleri. Genel halin tavrın olmuş. Çantan olmasa iş görüşmesine de gidersin. Derdi toplu yemeğe de gidersin. Ama tipik bir ben ilk gelinim hırçınlığı var yani sende. Evet, anne ya. Kimse benim gibi olamaz. Ya yani öyle bir tipi var yani. Net yani. Hiçbir gelin benim gibi olamayacak diye böyle bir tribim var. Sen de herhalde kaç haftalık hamilesin teorik olarak? 3-4 aylık var ya. 5 aylık falan. 5 haftalık. 5 aylık. Aylık. Ayakkabı düz o yüzden tercih ettin diye düşünüyorum. Sen de yeni gelin olmuş. Siz ikiniz gerçek hayatta elti olsaydınız ne olurdu acaba? Allah korusun. Yani kocalarımızı birbirine düşür. Çünkü diyor ki ben diyor kocamla iyi olurdum diyor. Hani kayınvalide zaten umurunda değil. Öyle bir şey yansıttı bana. Kocamla iyi olayım yeter dedi. Bence kocalarımızı bile konuşturmazdı yani. Hayır. Araları bozulurdu. Ben öyle ben düşünüyorum. Ben konuşsunlar ki benim değerimi anlasınlar. Bak benim değerim bak. Benim kocama gibi ne diyecek şimdi? Peki kayınvalideniz en çok kimi seviyor? Beni sever. Neden? Ben çok direkt anne havasına girerim. Hani hep yanında olan ben olurum. O biraz daha gezen taraf olurdu diye düşünüyorum. Yılların verdiği bir şey, ilk gelinim sonuçta. Kayınvalide evladını mutlu edeni sever. Yani ben mutlu ederdim kayınvalidemi. Çok doğru bir laf biliyorsun. Ben kocamla iyi olmayı tercih ederim. İşte ben kayınvalidemi seviyorum. Sen kocanla iyi olacaksan kayınvaliden de senle iyi olur. Evet. Eğer kocanın gerçekten iyi olursa bir anne aynen ne ister? Öyle. Ya aynı evladı iyi olun. Olsun, mutlu olsun ister. Her kim ki evladını mutlu ediyor, o senin başının tacı olacak. Evet. Sen beğen. Yani ekstra kayınvalidemi mutlu etmek için bir şey yapamam yani. Ya söyle Esroş, söyle. Selin Hanım, kayınvalideniz üzüldü mü siz boşanınca? Çünkü hep çok iyiydi kayınvalidemle aram dediniz. Tamam, tabii. Değil mi? Öyle anlattınız. Üzülmüştür herhalde. Üzüldü tabii ki de. Ama biz hala konuşuyoruz. Araya girdi mi, barıştırmaya çalıştı tabii mı? Tabii ki de. Hatta bu hafta için yayınlandığı zaman bir gün onunla beraber izleyeceğim programı. Sözüm var. Beraber izleyeceğiz. Mesela arkadaş gibi. Ne yaptı bu evlilik bitmesin diye? Yani araya tabii ki de hani olmaz etti. Yani çok üzüldü ama. Bir sizle konuştu. Bir biz güzel konuştu. Tatlı dille o anlattık. O yüzden bütün problem yani şey kalmadı. Şimdi çok iyi. Gene anne diyorum ama hiçbir problem yok. Ama gerçekten Bilge Hanım'ın dediği gibi kızlar her zaman eşinizi mutlu ettiğiniz zaman kayınvalidenizle aranız her zaman çok güzel olur. Gerçekten evet. Bu çok doğru. Tabii ki de eşinizi mutlu edeceksiniz diye kendinizden de vermeyin her zaman. Yani siz de mutlu olmaya çalışın. Karşı tarafı da mutlu etmeye çalışırken. Yorumlarınızı aldık. Puanlarınız ne olacak? Raşit Bey sizinle başlayalım. Başlayalım. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Kübra. Raşit Bey'in puanı mavi takımdan Kübra'ya gidiyor. Veselin Hanım. İkiniz de çok güzelsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim gerçekten. Hani gözüme en böyle daha şey gibi canlandırdım. O yüzden şey oldum. Yani vereceğim kararım. Doğru cümle seçmeye çalışıyorum. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ebrar ne demek? Ama sen de çok güzel. Veselin Hanım'ın oyu kırmızı takımdan Ebrar'a gidiyor. Ama bütün heyecan şimdi sana kaldı yani. Karar anı biliyorum sizde. Tatlım. Böyle pullarımız yok ama bizim de kendimizce bir karizmamız var. Estağfurullah. Ne haddime. İkiniz de kayınvalideyle öğle yemeği için doğru kombinler yapmışsınız. Saçınız başınız doğru. Birinizin ayakkabısı, birinizin çantasında bir takım sıkıntılar var. Sadece Ebrar'ın yanlış ayakkabı seçimi daha sağlam bir temele dayanıyor. O bu hamilelik işini sevdi. Sen de çok hoşsun. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ebrar. Wow. Ay. Biz bulduk. Ve Bilge Hanım'ın kararıyla ilk düellonun altını kırmızı takımdan Ebrar'a gidiyor. Ve kırmızı takım durumu şu anda eşitlemiş bulunuyor. Mavi takım 8, kırmızı takım.